Cumhuriyet, düşünce, bilgi ve beden yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Yurt çocukları her öğrenim basamağında, toplumsal alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak biçimde donatılmalıdır. Ulusal değerlerimiz, uygarlık ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Hiçbir zaman unutmayın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Üstün ödevinizin yerine getirilmesine yüksek çabalarla kendinizi adayacağınızdan hiç kuşkum yoktur. Okulumuz 1949-1950 öğretim yılında şimdiki Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun bulunduğu binanın birinci katında Erkek Sanat Ortaokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. 1950-1951 öğretim yılında binanın tamamı okulumuza bırakılmış ve 1964 yılına kadar bu binada hizmet verilmiştir. O yıllarda Sinop'ta elektrik olmadığından elektrik ihtiyacını kendi jeneratörlerinden üretmiştir. Okulumuz adı 1958 yılında Erkek Sanat Enstitüsü, 1967'de kız öğrenci almaya başlaması nedeniyle Sanat Enstitüsü olarak değişmiştir. 1964 yılında şimdiki binasına taşınmış olup 1974 yılında Meslek Lisesi, 1975 yılında da Endüstri Meslek Lisesi adını almıştır. Zaman içerisinde farklı ad değişiklikleri olmuş, 2015 yılında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını almıştır. Okulumuz, bilim, sanayi ve teknolojinin sürekli geliştiği bir dünyada öğrencilerimizin hayal ettikleri meslekte çalışmaları, mesleklerinde yetkin bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Okulumuzda bulunan meslek alanları: bilişim teknolojileri. Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan ağ işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren alandır. Denizcilik alanı, güverte işletme, gemi makineleri işletme, gemi elektroniği ve haberleşme, balıkçılık ve su ürünleri üretimi, yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim, öğretim verilen alandır. Denizcilik,
zorlu fakat gözde heyecan ve ümit veren meslekler arasındadır. Hızla büyüyen deniz taşımacılığı, daha fazla gemi ve gemi adamı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması, denizcilerin gemicilik ve seyir yeterliliklerinin yanında elektronik ve mekanik konularda da üst düzey bilgi ve becerilere sahip kişiler olmasına neden olacaktır. Elektrik elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik elektronik alanı birçok alana etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derecede katkının yanında diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Gemi yapımı alanı, gemi inşa, yat inşa, gemi donatım yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gemi yapımı sanayisi, farklı sanayi ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayisi olma özelliğini taşımaktadır. Birçok yan sanayi ile bağlantılı olmasından dolayı onu sürükleyen, teknolojinin gelişimini destekleyen, iş imkanı sağlayan, demir-çelik sanayisi, elektrik-elektronik sanayisi, boya sanayisi, lastik-plastik sanayisi ve makine imalat sanayisine ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan önemli bir sektördür. İnşaat teknolojisi alanı. İnsanlık var olduğu sürece yaşayacak sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de kalite ve hız kazanmaktadır. Kaliteli eğitim almış nitelikli iş gücü, sektörde büyük ölçekli ve kapasiteli firmalarda kolaylıkla iş bulabilmektedir. Makine teknolojisi. Makine teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini arttırmıştır. Getirisi ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi durumundadır. Alanda istihdam imkanları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke standartlarına göre iyidir. Metal teknolojisi alanı, metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerinin uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve birleştirmelerinin yapıldığı, metal ve plastik doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, iç mekan yerleşimlerinin planlama ve bilgisayarla çizme, İç mekan ve mobilya elemanlarının üretimini yapma, mobilya süslemelerinde oyma, tornalama ve kalkma yapma, mobilya iskeleti ve döşemesi yapma, ahşap doğrama üretimi yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alan. Türkiye'de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bebek bir anaya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet.